akrepler ve yükseleni akrep olanlar. Ocak ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, evet 2017 yılının ilk ayındayız. Geçtiğimiz yılın son günlerinde Oğlak Burcu'nda yeni bir ay doğmuştu. Ocak ayının ilk günlerinde, ilk yarısı içerisinde Oğlak Burcu yeni ayı etkin olacak. Yaşamımızda daha belirleyici olacak. Evet, Plüto Oğlak Burcu'nda, Güneş Oğlak Burcu'nda, 3. ev alanınızda güçlü etkiler var. Bir yandan da burada biraz daha hani zihinsel olarak da gerçekten birçok konuda düşüncelerinizde önemli böyle dönüşümler hissedebiliyorsunuz ya da bazı konularda güçlü fikirler üretebiliyorsunuz bu süreç içerisinde. Ayın başında Venüs Balık Burcu'na geçiyor ve Mars ay boyunca Balık Burcu'nda olacak 28 Ocak'a kadar. Balık Burcu'ndaki bu gezegen hareketleri sizin için olumlu bir pozisyonda, yaşamınızda biraz daha romantik etkiler getirecek gibi görünüyor. Özellikle hobilerinizle daha fazla ilgilenebileceğiniz, işte resim yapabileceğiniz, müzikle ilgilenebileceğiniz, konserlere gidebileceğiniz, sergilere gidebileceğiniz, hobilerinizle ilgilenebileceğiniz, dans gibi, fotoğraf gibi, resim gibi hobilere zaman ayırabileceğiniz bir dönem. Yeteneklerinizi iyi bir şekilde de gösterebilirsiniz, ifade edebilirsiniz. Venüs-Mars pozisyonları özellikle aşk hayatınız için de destekleyici, romantizmin de çoğu zaman doruk noktasına ulaştığı keyifli bir aydasınız. Özellikle Venüs'ün Mars'la olumlu açılar yapacağı, Mars'ın Plüto'yla, Güneş'in Plüto'yla olumlu açılar yapacağı 7-12 Ocak arasında bu romantik etkileri güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili mutluluk alabilirsiniz. Evet, ayın 12'sinde Yengeç Burcu'nda bir dolunay var. Bu dolunay sevgili akrepler sizi destekleyen bir dolunay. 9. evinizde meydana gelecek. Özellikle bir eğitimle ilgili konuda sonuç alabileceğiniz bir süreç. Uluslararası yabancı kültürlerle bağlantılı iş veya eğitim her türlü konuda seyahat de olabilir bu. Yurt dışı seyahatleri de olabilir. İşte bunlarla ilgili önemli etkiler alabileceğiniz bir dönem. Bir davanız varsa, yasal bir işiniz, hukuksal bir davanız varsa onlara biraz dikkat edin. Çünkü Uranüs, Plüto, Jüpiter etkisi özellikle hukuksal konularda devletle bağlantılı kişiler özellikle davalarda, işlerde biraz böyle baskı yaratabilir, sıkıntı yaratabilir. Ama siz bir akrep olduğunuz için daha rahat atlatabileceğiniz bir süreç. En azından kendi lehinize sonuç daha rahat çıkarabileceğiniz bir süreç. Bazı akreplerse bu dönemde medya, basın, yayınla ilgili özellikle bu alanlarda çalışanlarda da yine bazı amaçlarınıza ulaşabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Güçlü etkiler söz konusu olacak. Evet, ayın 19'undan itibaren Güneş Kova Burcu'na geçiyor. Ve Güneş artık ayın son haftasında sizin kariyer alanınızı daha fazla aydınlatmaya başlıyor. 28 Ocak'ta ise Kova Burcu yeni ayı doğacak. Bu yeni ay özellikle kariyeriniz, gelecekle ilgili hedefleriniz, genel anlamda statünüz, toplum önündeki imajınız bu konulara ışık tutacak yenilikler olabilir, değişimler olabilir. Ocak sonu itibariyle ve Şubat ayının ilk yarısı içerisinde bu etkileri, Kova yeni ayı etkilerini daha yoğun yaşayabileceksiniz sevgili akrepler. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.